Yardımlar devam ediyor. O günü hatırlayalım, geceyi hatırlayalım. Mersin'de iki PKK'lı kadın terörist öldürülmüştü ve polis memuru, kahraman polis memuru Sedat Gezer ise şehit olmuştu. Polis memuru Abdülkadir Öztürk o gece yaralandı efendim ve yaralı polis memuru Öztürk neler yaşandı, nasıl bir çatışma gerçekleşti hepsini tek tek anlattı. Faciayı önledik diyor Öztürk. Üstelik devletimiz ve milletimiz için canımızı vermeye her daim hazırız ifadesini de kullanıyor. PKK'lı teröristlerin karşısına çıktılar. Bir an bile tereddüt etmeden hainlerle çatıştılar. Onların mücadelesi büyük bir faciayı önledi. İki kadın terörist tarafından Mersin'deki polis evine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdülkadir Öztürk de yaralanmıştı. Öztürk, tedavisinin sürdüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gazetecilere konuştu. Saldırının yaşandığı geceyi anlattı. Ona anında ben bizim polisimin arka nöbet kulübesindeydim. Sesleri duyunca bizim orada zeytin ağaçları var. Onların arasında bizim ön taraftaki nizamiye doğru koştum. Ağaçların arasından çıkar çıkmaz zaten dizimden bir mermi yedim. Oraya varır varmaz zaten ilk mermiyi ben yedim. Ondan sonra ben karşılık verdim. Kahraman polis memuru saldırının polis evinin kalabalık olduğu anda gerçekleştirildiğini vurguladı. Büyük bir facianın önüne geçtiklerini söyledi. İçeri girseler en azından polis evinde yüze yakın kişi konaklıyor. Yani bir faciayı önledik yani. Teröristlerle göz göze yüz yüze geldiniz mi yakında? Yani aramızda bir benim 30 metre mesafe vardı. O an yani insan hayatın sonunun geldiğini, yani vatandan milletine can feda edileceğini, yani ölüm hiç aklına gelmiyor, anladın? Yani hiç yani. Atışın içine giriyorsun, o an ölümün şeyi aklına gelmiyor. Evet. Arkadaşım da yerde yattığını görünce zaten hiçbir şey aklıma gelmedi. Yani dedim bir candır devletime, milletime feda olsun dedim ya. O şehit oldu. O şehit oldu. Keşke biz de olabilseydik. Demek ki bize nasip olmamış, doğru mu? Polis memuru Abdülkadir Öztürk, teröristlerin üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirme anına şahit olduğunu belirtti. Teröristlerle çatışırken çocuklarının gözünün önüne geldiğini söyledi. Hayatın diyor bir çizgisi var. O son şeye geliyorsun. Çocuklar mecbur gözünün önüne geliyor. Yine de diyorsun ki vatanıma, milletime canım feda olsun. Yani o an şeyi düşünmüyorsun ha. Bir yere saklanayım, şunu bunu yapayım demiyorsun. Bizim yani bizim Sayın Cumhurbaşkanımıza, yani İçişleri Bakanımıza, İl Emniyet Müdürümüze, Genel Müdürümüze, Şube Müdürlerimize, yani bizden hiçbir şey esirgemediler. Hastane personelimize, yani hiçbir dakika bizi yalnız, ailemizle birlikte bizi yalnız bırakmadılar.